Tamam, üstüne bir şey giy, senin şey yapayım. Kanka, askerin ilk günü nasıl geçti? Neredendin? Nasıl? Ne yaptın? Sen kayıt mı alıyorsun şimdi? Yok lan, kayıt ne kaydı kanka? Kayıt alıyorsun değil mi onu? Saçmalama oğlum. Yusuf gel. Çekerken mi yakalayalım? Yusuf, bize askerin ilk günü nasıldı? Şimdi üst devre olarak bir anlat. Valla askerin ilk günümüz girdiğimizde yani çok kötü bir şeydi. Ama şimdi çok güzel yani. Var ya şu an senin yani gibi... Şu an memnunuz yani askerlik yaptığımızdan. Peki her gece bizi uyandırıyorsun. Alt devre çömez falan bağırıyorsun. Ben uyumuşsam siz de uyumayın falan. Odur. Niye öyle? Uyamazlar. He? Mecbur kalkacaklar. Niye Yusuf? Herkesin niye... Mecbur, mecbur. He? Mecbur kalkacaklar. Al bir örnek olarak, mesela şurada biri uyuyor. Bir kaldırsana, alt devre çömez bağırarak. Kalk lan! Atavra! Bravo Yusuf. Kalk! Çömez! Helal olsun. Atarsa kaç? Oğlum son boğa! Atarsa 35! Bravo! Bravo Yunus. Atarsa 24! Koymazsın. Kardeşim benim. Hadi görüşürüz. Atarsa 9! Koymazsın ben! Bravo! Adamsın be. Tamam, yeter. Benden sonra çıkan torunumdur Yusuf. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Selam söyle herkese. Kandil mübarek olsun. Herkese selam söylüyorum burada. Kandil de mübarek olsun. Özellikle Yunus devrama söylüyorum. Tamam Yunus devrama. Tamam, ben buradayım zaten. He, burada mısın? Tamam o zaman. Tamam. Selamünaleyküm Emin kardeşim. Bize Emin candı değil mi? Aynen öyle. Evet, bize askerin ilk günü anlatıyorsunuz. İlk günümü sana anlatayım. Normal Nizamiye'den içeri girdim. Kafamı sağa çevirdim, bir baktım. ***larla, maltalarla, küreklerle çalışıyorlar. İlk de o kadar uyulanmadım. Dedim ne olacak ki dedim. Herkes dedim burada dedim ne yaparsa dedim biz de dedim yaparız. İlk 2-3 gün 4 gün zaten sivil içeride gezdirdiler. Bir oraya koyun gibi buraya götürüyorlar, bir buraya götürüyorlar. Zaten ben kaçacaktım, firar ettim. Ben firara bile düşünüyordum. Can dedim biraz daha dedim sabret. Öyle oldu böyle oldu, 5. gün, 6. gün, 7. gün derken bir gün orada yatıyorum, bir gün burada yatıyorum, yatacak daha yatağım bile belli değil. Akşam oluyor, komutanlar montanlar bırakıyor, hani diyor içtima bitti diyorlar, herkes yatağına gidiyor, benim hala yatacak yerim yok, misafir koğuşunda kalıyordum, oralar da dolmuş. Bir gün orada, bir gün burada, 10. güne geldim. Daha bir gün öncesinden gittim, kendime şey ayarladım, kendime güzel misafir koğuşunda bir ranza ayarladım, yastığımı, yorganımı, her şeyimi ayarladım. İçimi rahatlatan tek şey ne biliyor musun? 10. günümün akşam yatacak bir yerim olması. Akşam içtima aslında saat yine 10.30. Komutan dedi gidip dedi yatabilirsiniz. İçtima bitti. Sözde koğuşa gidiyoruz yatmaya. Koğuştan içeri bir girdim. Bir baktım bir tane arkadaş, kafamı çevirdim. Baktım diyor ki kardeş diyor benim diyor yastığımı diyor kim aldı? Diyor yastığımı alırım. Lan diyor amına koyayım. Yanın yanından geçtim. Biraz daha yürüdüm. Sol taraftaki baktım diyor ki lan diyor oğlum diyor benim diyor yorganımı diyor kim çaldı? Allah Allah, bir kuş gel. Tribe girdim. Biraz daha yürüdüm, kafamı bir çevirdim, benim ranzamı çalmışlar. Ranza kökten yok ama ne bu. Yatağımın orası bomboş. Lan dedim, senin dedim yastığı çalmışlar, dedim senin dedim yorganı çalmışlar. Dedim benim dedim ranzayı götürmüşler ama ne koyayım. Ranza bildim piyasada yok. Komutanın yanına çıktım, dedim komutanım dedim. Benim dedim yatacak yerim yok, saat oldu 12.30. Dedi yatacak yerim yok. Evet dedim komutanım dedim yatacak yerim yok. Lan dedi herkese dedi yatak dağıttık, yorgan dağıttık, yastık dağıttık. Dedi neredeydin dedi o saatte. Komutanım ben dedim yastığımı dedim yorganımı yatağımı dedim hazırladım. Dedim yatağı çalmışlar. Dedi siktir lan dedi yatağı dedi nasıl çalmışlar. Dedim vallahi komutanım dedim ranzayı dedim kökten dedim götürmüşler. Bana ne dedi biliyor musun? Git dedi nerede yatarsan yat amına koyayım. Ben de dedim ne yapayım amına. Gittim kendime bir yer buldum, orada oturdum. Sabaha kadar idare ettik. Allah'a şükür 12. 13. günde yatacak yerim vardı ya, çok şükür. O şekilde geçtik bitirdik yani. Peki acemiye gelenler için, askere gelenler için tavsiyen nedir? Ne yapsın? Ne yapsınlar? Acemiye gelenler için mi? Hı hı. Vallahi ne, bence hiç gelmesinler. Direkt üstüne gelebiliyorlarsa gelsinler, acemi sıkıntı. Aynen öyle. Bir acemi de senin firar etme muhabbetin var. Firar olayı nasıl oldu? Hayır. Koğuş eğer dedim en ufak bir sıkıntı daha dedi daha çıkarırsan dedi seni dedi tımarhaneye yatıracağım. Dedi ellerinden dedi kelepçeyi vur dedi tımarhaneye yatırırım. Dedim komutanım en ufak bir sıkıntı çıkarırsan mı dedi evet. Ben de geldim üstümü değiştirdim firar ettim amına koyayım. Vallahi. Sonra komutanda içtimada zaten ben geri döndüm. Gelseydim gelirdim. Benim kaçtığımı kimse anlamazdı bile. Anlamadı 3-4 ki. 3-4 tane 4 tane 5 tane kendime öyle içki içtim. Bir de parktasın. Vallaha. Mustafa'cığım bana ilk günün askere gelişini anlatır mısın? İlk gün nasıl geçti? Tabii anlatayım abi. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. İşte normalde Adana'dan işte Bilecik'e şeyimiz çıktı. Askerlik. Artık çağımıza geldik. Geçti bile. 2 yıla geciktirdik. 22 yaşındayız.
İşte neyse Bilecik'e gittik. Buradan çıktı otobüste öyle eğitip diye gittik. Orada bir tane otobüste Diyarbakırlı bir tane çocukla tanıştık hem neyse. Gittik, çocuk da iyi hoş bir çocuk. Onunla oturduk biraz takıldık makadık Bilecik'te park var. İşte bir ortada bir park var, büyük bir park. Belki gitmişsen görmüş olanlar vardır. Orada oturduk ne yapak sabah derken saat 6. Sabahın 6 işte gittik abi, aç karnımızı doyurduk. Her neyse ondan sonra dedik böyle geçmez zaman. Dedik biraz gidelim alkol alalım. Alkol de biraz fazla kaçırmışız. İşte gittik bir bindik vodka aldık, iki kişiyiz abi. Tam bir şey yaptık yani. İşte sabah erken ya saat 5'e 6'ya kadar teslim olmaz zamanınız var dedi işte bizim tanıdıklarımız falan. Biz ona kandık. Biz de ne bileyim içtik askeriyeyi unuttuk. Kafamız trilyon Diyarbakırlı'yla. En neyse saat böyle kaç? 12-1 mi? 2 miydi? Böyle hani benim kafa denetti dedim, ne yapıyoruz lan biz dedim amına koyayım. Dedim askeriye nasıl gideceğiz biz dedim kafayla. Hani öyle bir pilot olmuşuz ki yani her yerden kalkamıyoruz. Tarlada oturuyoruz böyle kalkamıyoruz dedim. Her neyse dedim bir şekilde hani içmeyi falan bıraktık. Kalktık toparlandık her neyse. Ama siz zurna sarhoşuz yani yan gidiyoruz yani o yolda. Bir de uzakmış yani askeriye biz yakın bakın sandık. Bayağı bir yürütük hafiften açıldık ama kafamız gene güzel. İçeri bir girdim. Sitesep kağıdını uzattım komutana. Hani valizi malizi bıraktım. Diyarbakırlı da bir tarafta. Ben de şeydeyim bir tane uzman jandarma. Direkt ben zaten kokuyu 50 metreden anlıyor zaten. Leş gibi kokuyoruz aman abim. Hemen dedi siz ne yapmışsınız lan dedi böyle alkol malikol kokuyoruz dedi. Dedi çabuk içeri geçin dedi. İşte daha valizlerimizi direkt ben olduğu gibi bıraktı içeri götürdüler bizi. Sanki mahkumuz aman abim. Direkt ben çıktık işte redeme şeyine odasına, redeme odası mıdır artık bir rehberlik midir, dayanışma merkezi midir artık bir yere çıkarttılar bizi. Direkt ben zaten oradan da hastaneye sevk yazdılar. İlk günümüz böyle geçti. Gittik hastaneye gittik işte doktor, psikiyatri doktorla işte dedim biraz da anlattım biraz derdimizi. Kafam da güzel ya neler demişim hatırlamıyorum bile doktora. Artık ne dedim inan ki hatırlamıyorum. 10 gün rapor verdi bana istirahat. Gittim koğuşa millet amına kamuflajda eğitime gidiyor ben onun koğuşta yatıyorum. Allah be dedim. İlk günümüz böyle geçti dayı. Peki valiz olayı nasıl oldu? Dayı valizimiz zaten valizim 3 gün 4 gün piyasada yoktu. Gittiğim pantolonla yatıyordum. Üstümde bir tane kısa kollu bir tane güzel bir tişörtüm vardı. Merhaba arkadaşlar. Bugün askerliğin ilk gününü anlatacağım. Şimdi askere benim 2 tane arkadaşım var samimi oldum. Onlar beni İstanbul'dan Bilecik'e götürdü. Neyse o Hasan dediğim arkadaşla biz de onu bırakmıştık zamanda Çanakkale'ye. Onu bırakırken ona çok takılmıştım. Yok işte yarım saat dişini sıksan askerine yırtarsın falan diye. Çok üstüne gitmiştim. Tabii o psikolojiyi bilmiyorum. Askerin kapısına gittik. Yok Hasan gel gitme falan filan. Hasan tabii üzülmüştü. Aynısı başıma geldi. Onlar beni bıraktı falan. Orada müzik tabii orada önce yemek falan yedik de sonra tam askerin önüne gittik. Müzikler çalıyor işte yok canım anam yok canım vatanım falan filan herkes ailesi birbirine sarılıyor ağlayan sızlayan arkada arkadaşım el sallıyor bana gerçekten çok duygusal bir alan. Ondan sonra içeri bir giriyorsun tabii hiçbir şey bilmiyorsun valizle beraber işte tuşlu telefon götürmüştüm aradılar falan üstüme X-ray cihazından geçtik sonra neyse direkt hemen çağırıyor gel bakayım buraya falan gidiyorsun hiç kimseyi tanımıyorsun adam benden bir hafta önce gelmiş ama komutan zannetiyorsun tanımıyorsun ya buraya gelin gençler sıraya geçin falan diyor biz geçiyoruz mecburiyetten tanımıyoruz kimseyi sonra neyse işte kayıt mayıt aldılar sonra bir odaya girdik tipine bakıyor adam atıyor X-Star tişört ayakkabı atıyor falan abi bu ayakkabı bul git darı olan biri de değiştir diyor ötekisi çocuk vardı ondan sonra hatta hiç unutmuyorum 46 numara vermişler çocuk en son geldi diye. Herkes sıraya giriyordu. Çocuğun ayakları önde kalıyordu falan. Çocuğa kızıyorlardı. Sonra neyse. İlk gün oradan çıktık. Üst başımızı aldık. Oradan yağmurlu havaydı. Karşıya geçtik. Karşıda şu işte koğuş kadar bir alan. Orada herkese dedik soyunun. İşte yavaş yavaş soyunun. Ona bakıyorum buna bakayım falan utanıyorsun tabii. Sonra tabii pantolon. Komutan bari soyunsanız da lan donla kalın. İşte donla kaldık böyle. Hemen bakıyor. Dövmeli olanları yazıyorlar. İşte paça olanları yazıyorlar. Direkt redeme yapıyorlar. Ondan sonra neyse. O ona bakıyor, bana bakıyor. Zaten orada soruyor, madde kullanan var mı falan. Bir tanesi var zaten elinde tespitle. Ben, olsa içerim komutanım her türlü falan diye. Ve arıza tipler sonra oradan hemen gidiyorsun. Biri o tarafa çağırıyor, biri bu tarafa. Biri kayıt yap diyor, biri şey yap diyor. Çok böyle ilk gün çok kötü bir şey yani. Çok hiç alışamadım bir ortam. Saat akşam 8'de ışıkları kapattılar. Benim ranzalar da yan yanaydı. Tanımadım kapkara bir çocuk. Neresin kardeşim? Diyarbakır'dayım kardeş. Kardeş gece bana garabasan basıyor falan diyor.
İşte ondan sonra gece dönüyorum önüne yanıma geliyor itiyorum falan. Zaten o gece hiç uyuyamadım. Çok nadetti. İlk gün çok nadetti. Bir de ilk gün hani bizimkiler de ailem merak ediyor. Aradım işte. İşte baba. İşte geldim falan filan. Ondan sonra rahat bir baktım koridora full dolu. Merdivende konuşayım dedim. Merdivene gittim işte. Ondan sonra merdivene baktım. Aşağısı rahat. Dedim aşağıda konuş. Baba ya işte rahatım falan filan diyorum. Meğerse teğmenin odasının kapısıymış. O yüzden kimse yok. İçeriden bir çıktım. Lan ne yapıyorsun lan buradan? Bir varmaya başladı. Hemen kaçtım yukarı. Öyle bir adam oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Merhaba Yunus kardeşim. Size askerin ilk günü nasıldı? Nasıl geçti? Bir anlatır mısın? Askerliğin ilk günü. Evet. Şimdi bir acemi birliğine teslim olma durumu var. Acemi anlat istersen. Acemi yani eğitim birliği ilk. Evet. Bir ay veya 60 gün şeklinde oluyor. Biz 30 gün kaldık. Tam bir ay işte. Bizim acemi birliğimiz Bilecik'teydi. Gerçi benim yolum yakındı. 2-2,5 saat sürdü benim yol. Hemen zaten Bilecik'teydim. Otogara indim. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorum tabii yani. Hiç kimse yok. Yalnızsın, bir de hayatında ilk defa yani farklı bir sebepten dolayı şehir değiştirdiğinde böyle şeyler meydana geliyor yani. Bir Afyonlu bir çocukla karşılaşmıştım. Onunla beraber alaya gitmiştik. Böyle girişte şeyler var böyle. Ön kayıt yapılıyor. Ön kayıttan sonra aramalar yapılıyor. Valizle geldiysen veya çantayla geldiysen yani en ufak deliğine kadar arıyorlar adamı zaten. İçeriye hiçbir yabancı madde cisim falan sokmamak için. Farklı bir duyguydu ya. Yani insan her şeyi anlıyor yani. Yani 500 kişilik, 600 kişilik gruplar halinde ayırıyorlar. Ve hiç kimseyi tanımıyorsun orada. Yani belki aynı şehirden geldiğin insanlar olabiliyor. Onlarla biraz anlaşma durumun oluyor ama hiç kimseyi anlamıyorsun. Yani ilk gece uyuyamıyor insan. Ben ilk gece uyumuştum ama hayvan gibi yattım ha. Hiç yapmamı sanmadım. Evet dediğin uyuyamıyordu. 11.30 kadar sürdüydü gece bizim kayıtlar. Tebliğ, tebellüğ falan. Zaten hani derler ya bir ilk girdiğin günü bir de çıkacağın günü unutmaz ya insan derler. Hani ilk gün harbiden bayağı şeydi yani skandaldı bizim için yani. Ya biri oraya git diyor, biri buraya git diyor. Eline fileyi alıyorsun, bir yandan valizi alıyorsun, oraya koşuyorsun. Yani rütbeleri tam idrak edemiyorsun o anda. Şimdi öyle değil yani. Şimdi mesela tezkereci olduk artık. Yani o günler geçti. Ya biri bir emir verdim, ilk önce koldaki rütbeye bakıyorsun yani. O duruma geliyor insan. Yani sanki biz çok üst rütbeli bir askeriz ya. Biri oradan gel deyince koluna bakıyoruz böyle. Bunun kıdemi ne hesabı? Öyle yani askerlik insana çok şey katıyor yani. Çok yalnız kalıyorsun. Çok düşünüyorsun. Düşünmen için çok vaktin oluyor burada yani. Askere gelinir mi, askere gelinmez mi? Bence askerlik iyi bir şey yani. Güzel bir şey. İnsanlara iyi şeyler katıyor yani. En büyük şey sabır zaten. Sabredince her şey çözülüyor. Biraz özlem var, biraz aileden ayrı kalıyorsun, sevdiklerinden ayrı kalıyorsun ama işte bu senin şeyini daha, iradeni daha da güçlendiriyor. Zaten yolculuk yapanlar için fark etmiyor da benim için fazla bir şey yapmadı yani, öyle etken de bulunmadı. Peki ama, askere gelecek olanlara tavsiyen nedir? Askere gelecek olanlara gelsinler ya, güzel bir şey yani askerlik. Şu an yani hani bakıyoruz sosyal medyada görüyoruz böyle işte bedeli 15 bin bilmem kaç şey yapılmış, başvuru falan yapılmış. Gereksiz bir şey yani, o kadar para verip de ben sanmıyorum yani ya. Ben şu an burada 11 ay 12 ay askerlik yaptım yani, bu üniformayı üzerimde taşıdım ama ya değdi mi desen değdi çünkü üzerine giydiğin o üniformanın bir şerefi var çünkü. Yani hiç giymemek ayrı bir şey. Ya onlarınki şöyle bir şey yani, para verip o üniformaya hakaret etmek gibi bir şey. Hem o üniformaya hem o üniforma için yani can veren insanlara ihanet etmek gibi bir şey yani. Bu boş bir şey yani. Evet kardeşim.
Yorumlar için teşekkür ederim. Başka böyle söylemek istediğin bir şey var mı? Başka bir şey. Atarsa 24. Ankaralıyız diye. Tamamdır kardeşim. Hadi işte Allah'a emanet.